Karışım terimini daha önce duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Adı üstünde, karışım iki ya da daha fazla maddenin karışımından meydana gelir. Karışımlar katı, sıvı ya da gaz olabilirler. Karışımlar iki çeşittir. İlki heterojen karışımlar. Heterojen karışımlar farklı maddelerden meydana gelen karışımlardır. Size hemen heterojen bir karışımın nasıl olacağından bahsetmek istiyorum. Bu sıvı bir karışım olsun. Heterojen karışımlar söz konusu olduğunda karıştırdığımız maddelerin farklı yoğunluklarda olduklarını çıplak gözümüzle de görebiliriz. Çok iyi karıştırılmamış çikolatalı süt karışımını düşünün. Sütün üzerinde yüzen çikolata topaklarını ve bardağın farklı kısımlarına baktığımızda da yoğunlukların farklı olduğunu görebiliriz. Bu tür karışımlarda karışımın özellikleri hangi kısma baktığınıza göre değişiklik gösterebilir. Heterojen karışımlar dedik. Bir de homojen olanlara bakalım. Evet. Bu karışımlar da tamamen birbirine karışmıştır ve göze tek bir madde gibi görünürler. Not ediyorum. Homojen karışımlar. Homojen karışımlardan çözelti olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi karışımlar katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler. Karışım denince akla ilk olarak sıvı olanlar gelir. Ama karışımların katı ya da gaz olabileceklerini aklınızdan çıkarmayın. Bu durum çözeltiler için de geçerlidir yani çözeltilerde katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler. Katı çözeltiye örnek vermemi isterseniz metal alaşımlarını ele alabiliriz. Geniş bir bakış açısından rengi, elektrik iletkenliği, ne kadar şekil verilebilir olduğu alaşımın her bir noktası için aynıdır. Buraya bir metal alaşımı çizeyim. Örneğin bronz olsun. Evet. Bronza bu şekilde baktığımızda özellikler bu bronz kütlesinin her bir noktası için aynıdır. Rengini biraz daha bronzunkine benzetmeye çalışayım. Evet. Bronzu çok hassas bir mikroskopla incelediğimizde ise durum biraz farklıdır. Metallerin ya da alaşımların içinde neler olduğunu anlamamıza yardımcı olan modellere göre bu alaşımın metallerin karışımından meydana geldiğini söyleyebiliriz. Yine de karışım homojen bir karışımdır. Çünkü az önce de dediğim gibi geniş açıdan yani dışarıdan gözle bakıldığında iki metalin farklarını görmek mümkün değildir. Dar açıdan yani mikro düzeyde ise durum farklıdır. Yani bu alaşımın hangi metallerin birleşiminden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Sıvı çözeltileri de göz atalım mı? Kimya dersinde en sık bu tip çözeltilerle karşılaşacağımızı da eklemek istiyorum katı ve gaz çözeltileri de çalışacağız ama sıvılar daha sık karşımıza çıkacak. Homojen sıvı bir karışım yani sıvı çözelti içinde aklıma ilk gelen örnek tuzlusu. Az önce de söylediğim gibi daha bir sürü sıvı çözelti örneğiyle karşılaşacağız ama aklıma ilk bu örnek geliyor. Not ediyorum tuzlu su. Tuzlu su, sodyum klorürün suda çözünmesiyle elde edilir. Denizde olduğumuzu düşünelim. Suya öylesine baktığımızda hatta sudan örnek alıp laboratuvara götürdüğümüzde bile özelliklerin suyun her bir noktası için aynı olduğunu görebiliriz. Makro düzeyde dışarıdan gözle bakıldığında bu madde homojendir. Ama atom düzeyine indiğimizde durum değişir. Şöyle yapayım. Bunlar su molekülleri olsun. Her birine bir oksijen, iki tane de hidrojen atomu çizeceğim. Böylece su olduğu daha kolay anlaşılır. Bu uç kısmi pozitif yüklüdür. Evet, hidrojenin olduğu tarafın kısmi pozitif, oksijenin olduğu tarafın da kısmi negatif olduğunu daha önceki videolarımızda görmüştük. Sodyum klorür çözündüğünde klorür anyonları su molekülünün pozitif ucuna çekilir. Buraya bir tane klorür anyonu çiziyorum. Sodyum iyonları da negatif uca çekilecekler. Evet, bu da sodyum katyonu olsun mikro düzeyde incelediğimizde molekülleri bu şekilde gözlemleyebiliriz ama az önce de söylediğim gibi çözeltinin makro özellikleri örneğin farklı uyaranlara nasıl tepki verdiği elektrik iletkenliği ya da görünüşü her yerde aynıdır tek sıvı çözelti elbette tuzlu su değil daha bir sürü sıvı çözelti var ama kimyada en sık karşılaşacağımız çözücü su olacak Çözücü, diğer maddelerin içinde çözündüğü ve karışımlarda miktar olarak daha fazla olan maddeye verilen addır. Çözücünün içine konan diğer maddeye de çözünen ya da eriyen madde denir. Bu örnekteki çözünen madde sizin de tahmin ettiğiniz gibi sodyum klorür, suysa çözücü. Bunu da not etmek istiyorum. Çözücü. Bir maddenin suyun içinde çözündüğü çözeltilere sulu çözelti adı verilir. Sulu çözelti. Bu genelde formüllerde parantez içinde suda şeklinde kısaltılır. Son olarak gazlara da değinmek istiyorum. İki gazdan meydana gelen bir çözelti de olabilir. Buna verebileceğim en iyi örnek de şu anda hepimizin solumakta olduğumuz hava. Etrafımızdaki hava bir gaz çözeltisidir. Makro düzeyde farklılık göremeyiz ama havanın azot, oksijen, karbondioksit ve farklı moleküllerin oluşturduğu bir karışım olduğunu biliyoruz. Evet. Gaz çözeltisi için verilebilecek en güzel örnek havadır. Diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bu videoda size karışımın ne demek olduğunu anlattım ve karışımların çeşitlerinden bahsettim. Homojen karışımlar yani çözeltiler hakkında da biraz daha detaya indik.